Kahramanmaraş'ta Fulya Öztürk bekliyor dedik. Hazır. Şimdi sözü kendisine bırakalım. Fulya. Semiha, biz de az önce yayından sonra bölgeyi, çadır kenti gezmeye devam ettik. Yine geziyoruz. Buradaki depremzedelerin, vatandaşlarımızın seslerini duyuruyoruz. Deprem bölgesini anlatıyoruz. Bölgede ne eksik, ne yapılması gerekiyor, onların talebine ne söylüyorlar, hepsini duyurmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Tabii burası, tekrar söyleyeyim, bir önceki bağlantımda belirtmiştim ama yeni açanlar için, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi ve Kahramanmaraş Fuar Merkezi burası. Fuar merkezine kurulan çadırların olduğu yerdeyiz, çadır kentteyiz. 850 çadır var. Yaklaşık 7000 kişi kalıyor. Çok büyük bir alan burası. Şu an jandarmalar devriyedeler. Bir yandan biz de onlarla geziyoruz. Hem çadırlara giriyoruz, vatandaşlarla konuşuyoruz, depremzedelerle. Şimdi artık yavaş yavaş gece de oluyor. Depremzedeler istirahate çekilecekler, çadırlarına çekilecekler ama az önce yaptığımız bağlantıda çok hareketliydi. Burası hala da hareketli aslında. Vatandaşlar havada geçtiğimiz haftaya göre bir nebze de olsa daha iyi, daha ılık. Çok dondurucu bir soğuk yok. Gerçekten Kahramanmaraş'ın inanılmaz bir soğuğu var. Ama bu hafta daha ılık hava. Dolayısıyla vatandaşlar da dışarıdalar. Nasılsınız? İyiyiz. Ne var ne yok? Çok şükür, yani iyi olmaya çalışıyoruz. Sağ olun. Elimize ihtiyacımız var şu an. Elbette. Yani hoş geldiniz. Böyle gelmenizi istemezdik ama. Yani. İnşallah daha güzel zamanlarda da gelecek. İnşallah. Çok seviniriz tabii ki. Ne durumdasınız? Ev ne durumda? Yani babamların evi az hasarlı ama benim kendi evim orta hasarlı dendi ama oturulur durumu yok şu an için. Evet. Yani nasıl oturulabilir ki o evde? Oturuluyor muydunuz bu arada? Evet, biraz geziyorduk. Sizin sesinizi duyduk açıkçası. Yeğenim çok seviyor sizi. Canım benim. Sağ olun. Nasılsın ablacığım? Nasıl? İyi diyelim ya aslında. Değil mi? Evet. Var mı bir eksiğiniz, talebiniz? Yok, ne söylemek istersiniz? Yani bir şey diyemiyorum şu an. Çadırda bir eksiğiniz, gediğiniz? Yok, çok şükür. Allah'a şükür her şeyimiz var. Hı-hı. Evet. Biraz eski hayatımıza ihtiyacımız var. Evimize ihtiyacımız var. Evet. Eski Maraş'a ihtiyacımız var. Hı-hı. Işıkları söndü Maraş'ın. Kötü bir durumda. Evet. Yani ne söylenebilir ki? Evimizi özlüyoruz. Yani İnsanlar öldü. Kötü durumda Maraş. Başka söyleyecek hiçbir şey yok. Işıkları söndü Maraş'ın dediğini. Söndü Maraş. O ışıklar yeniden açılacak. İnşallah. Umarım. İnşallah. Yani üzülüyor insan. Maraş'ımız ışıl ışıldı. Işıl ışıl yanıyordu ama şu an maalesef ışıkları söndü. Yeniden açılacak o ışıklar. Yeniden evlerinize de gireceksiniz inşallah, inşallah ablacığım. İnşallah. Şimdi bu süreyi böyle atlatmaya çalışacağız. Bu arada sesinizi de işte duyurmaya çalışıyoruz. Varsa bir söyle. Bu çadır kentte varsa bir eksiğin ne olur çadır söyle. Çadır kentte hiçbir şey. Aslında eksiklik yok. Allah razı olsun gönderenlerden, herkesten çok teşekkür ediyoruz. Herkesin hayrını kabul etsin Rabbim. Rabbim hiç kimseye yaşatmasın. Sizlere de yaşatmasın inşallah. Yani bir ihtiyaç yok aslında da. Dediğimiz gibi eski Maraş'a ve evimize ihtiyacımız var şu an için. Başka bir şey değil. Sadece buna ihtiyacımız var. Teşekkür ederim. İyi geceler diliyorum. Teşekkür ederim. Sizlere de inşallah. Sağ olun. Çok geçmişler olsun. Bir dert daha sizle tanık olduk, dinledik. Biz günde işte Fulya'yı geziyoruz, görüyoruz. Daha yukarıya çıkacağız, göreceğiz. Burayı tamamını gezmeniz ne kadar sürüyor sizin? Her bölgede bizim bildiğimiz her noktada farklı farklı bölüklerimiz görev alıyor. Büyük. Komutanım da dediği gibi 7000 nüfuslu olan çok bayağı büyük bir yer yani. Kahramanmaraş'ın en büyük çadır kenti burası mı? Bir de stadyumda da. Geldiğimizden beri bir kere enkaz bölgesine çarşıya gittim. Bir iki kere gezme fırsatı buldum. Ama burası büyüklerde. Çıkıyoruz da çok her yere gidemiyoruz. Her çadır kente gidemiyoruz. Ama büyük. Alanı geniş. Polisler de var çadır kentte değil mi? Polis ekiplerini de görüyoruz. Onlar da devriye halindeler. İyi geceler diyorum, iyi mesailer. Teşekkür ederiz. Siz nereden geldiniz? Yozgat Emniyet'ten geldik biz. Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü'nden. Hı-hı. Buradaki depremzedelerin her türlü ihtiyaçlarını askerlerle beraber karşılamak için mücadele ediyoruz.
anlamaya çalışıyoruz her konuda. Onlarla beraberiz. Kaç gündür buradasınız? Yaklaşık 4 gün oldu bugün, 4. günümüz. Gidiyorlar, geliyorlar ekipler. Yer diyecek işte. Bir şey de yok, acımız çok büyük. Evet. Yani bu konuda pek bir şey söyleyemiyoruz. En çok mesela siz de sohbet ediyorsunuz, konuşuyorsunuz depremzedelerle. Ne söylüyorlar, ne anlatıyor? Bazen kamera karşısında konuşmak istemiyor olabilirler. Var mı böyle? Ben merak ediyorum çünkü zor zaten yaşam. Varsa bir istekleri, talepleri dile getirelim istiyorum, mağdur olmasınlar istiyorum. Var mı onları söyleyemeyip de kamera karşısında falan size yani söyledikleri? İstekleri, talepleri illaki oluyor vatandaşların da. Şu an hala da bölgeye bir hüzün hakim. Çok insanlar çok yorgunlar. Bundan dolayı da hani biz de bu acıyı hafifletmek için, onlara yardımcı olmak için hani elimizden ne geliyorsa, ne yapabiliyorsak, gerekirse bir bebeği yeri geldiğinde giydirmek ya da bir çocuğu sevindirmek bir oyuncakla, bir çikolatayla, bir herhangi bir bisküviyle, bir şeyle. Ha, bununla ilgili mücadelemizi veriyoruz. Halkın her zaman yanındayız, milletin yanındayız. Mücadelemiz devam ediyor. Yani onların, ben daha önce de konuştuğumda mesela çadırların içine elektrik istiyorlardı. Ondan sonra yemek alanlarının biraz daha çoğaltılması isteniyordu. Burası çok çok büyük alan olduğu için, bu arada inanılmaz bir hava kirliliği var bu bölgede. Sobalar yanıyor, sobaların dumanı. Şöyle tekrar dönelim mi? Şu tarafa doğru. Biraz daha gidersek meydanı gösterecektik. Yani meydan ne var orada? Orada o biraz önce hanımefendinin bahsettiği, hani dedi ya diğer tarafta bir çadır kent daha var. Ha. Oradası var. Burada kendi belediyelerin getirmiş olduğu yemek dağıtan standlar var. Ha, tamam. Görmek isterseniz burayı da. Bir şekilde yaşam devam ediyor. Full yani. Yani devam ediyor ama eksik, yarım devam ediyor. Evet. Kolay değil. Her evde bir cenaze var. Burası. Herkesin acısı var, kaybı var. Kabalık yani. Kabalık var, makarna, kahvaltı, toz. Bu bölge çıkartıyor. Depremzede geliyor, bu bölgeden temin ediyor. Burası da belediyenin, bir Tuzca Belediyesi'nin gelmiş olduğu bir yer. Belediye başkanı, tamam. Kendi ekibi. Burada belediye başkanları, belediye Tuzluca Belediyesi'nin açmış olduğu bir stand mesela görürüz. Merhabalar efendim, selamlar. Yani ama daha çok burası büyük bir alan olduğu için arka tarafta. Bu tarafta da var. Orada da bayağı büyük, ne kadar. Oraya da başka ekiplerimiz bakıyor ya. Yani. Evet. Şu alana doğru ilerleyelim şöyle. Depremzedelerin yanına gidelim. Merhaba, iyi geçeler. Merhaba, nasılsın kardeşim? Çok şükür, elhamdülillah. Halimize. Annem bu, annem. Kardeşim. Annem nasılsın, iyi geçeler? İyi şükür. Ne durumdasın, ne söylemek istersin anneciğim? Valla bir şey söylemeye şey yok canım. İşte Allah'tan gelen an. Öyle. Kaç kişi kalıyorsunuz çadırda? Altı. Altı kişisiniz. Evet. Var mı bir eksiğiniz? Çok şükür, elhamdülillah, yok. Allah devlete zarar vermesin. Size Allah razı olsun. 3 gündür bayağı da böyle uykusuzmuşsunuz. Böyle canım benim, sağ olasın. Allah razı olsun sizden de. Peki iyi geceler diliyorum. İyi geceler. Sağ ol. Sen de ayaklarına sağlık. Ayaklarına sağlık. Hadi güle güle. Kendinize dikkat edin. Gel bakalım şöyle Doğukan Yıldırım'la beraber buradaki Kahramanmaraş Fuar Merkezi'ne kurulan çadır kentteki son durumu ekrana getiriyoruz. 7000 kişinin kaldığı bu çadır kentte depremzedeler hayata tutunmaya çalışıyor. Çadırların bazısı 8 kişilik, bazısı 10, bazısı 12 kişilik, bazısı 4 kişilik. Böyle yani farklı ebatlarda çadırlar var. Şu an tüm çadır gezelim diyorsanız bu çadırların ipleri hep sıkışık. Biz buranın yollarını bildiğimiz için, depremzede de bildiği için siz şimdi bu aradan gireceğiz, dikkatli olacağız. Sıkışı yani her yere çadır kurmaya çalışıyoruz. Evet, biz buraya depremin ilk günü geldik, yağmur altında. Siz ilk günden beri burada mısınız? Tabii İzmir Komando Tugayı, Jandarma Komando Tugayı ilk gün deprem oldu geldik direkt. Bir yoğunluk oldu, yağmur bastırıyor, depremzede dışarıda üşüyor, hani yoğunluk buraya da oldu. Biz sadece bir yanlış işte tam dizemedik yani ama yine iyiyiz. Aralar bu ipler biraz da sıkıntı çıkartıyor, depremde de sıkıntı ama çıkartıyor. Ama hiç boş yer yok zaten. Ama çok da dip dibe de olmaması evet. Lazım aslında yani. O da sonraki aşama, taşındığı zaman. İnşallah tamam. Konteynere geçsinler. Yani esas depremzedeleri konteynerlara geçmeyi istiyor. Kahramanmaraş'ta da bir kısım vatandaş depremzede konteynere geçti ama tabii yani daha konteynerların kurulum aşaması da devam ediyor. Konteyner kentlerin kurulması için yani ciddi bir altyapı çalışmasına ihtiyaç var. O altyapı çalışması tamamlandıktan sonra çok sıkışık ama çadırlar bayağı dip dibe işte tüm alanı doldurmaya çalışmışlar.
gördüğünüz gibi. Şu an tekrar şöyle yürüyelim. Yani ya herhalde bütün alanı yürümek kaç... Bayağı zamanımız alır Fulya Hanım. Burası yani. Atatürk Parkı ile fuar alanının bitişi mi? İleride bir nikah salonu, düğün salonu diye buranın halkı biliyor yani bu bölgeyi. Büyük fuar alanı, büyük bir yer. O yüzden yoğun. Evet, yoğun. Başka noktalarda da çadır kentler var. Ama burası en büyük çadır kentlerden biri. Şimdi çadırlardan sesler geliyor. Vatandaş artık gece ilerliyor. Havada biraz böyle ısırıyor yani. Dolayısıyla yavaş yavaş çadırlara çekiliyor vatandaşlar. Az önce bayağı bir hareketliydi ama kaç oldu? 11 mi oldu? 12'ye mi geliyor saat bilmiyorum ama yavaş yavaş artık uyuyacaklar. İyi geceler. Nasılsınız anneciğim? İyiyiz Allah'a şükür. Siz nasılsınız kızım? Ne yapalım vallahi? Sizlerin sesini duyurmaya çalışıyoruz. Var mı söylemek istediğiniz bir şey? Yok, ne söyleyeyim ki kızım işte. Eksiğiniz var mı? Yok. Talebiniz var mı? Yok şükür, eksiğimiz yok. Kaç kişi kalıyorsunuz çadırda? 7 kişi kalıyor. Bir torunumu kaybettik işte. Şeyin altında kaldı. Enkazın altında kaldı. Bir kaybınız var. Evet, bir kaybımız var bizim. Nasıl olabildik? Ne kadar iyi olsak nasıl olabildik yani? Tabii. Aynen. Eviniz ne durumda? Ev işte. Çatlak mutlak. Hayat nasıl devam ediyor diye sorsam size. Hayat çok kötü. Hayat çok kötü kızım. Nasıl olabilir? Nereden geliyorsunuz? Allah yardımcınız olsun. Amin. Biz İstanbul'dan geldik, sizin yanınızdayız. Bugün 23-24. Güne giriyoruz deprem felaketinin üzerinden. Neredeyse bir ay geçti yani, bir ay geçiyor. Varsa bir eksik yapılması gereken bir şey, anneciğim sesini duyurmak isteriz. Ne diyebilirim ki, ne bileyim, hiç aklıma bir şey gelmiyor ki üzüntüden. Doğru söylüyorsun. Aynen. Herkesin İstanbul'da acısı var. İstanbul'da da bekliyor diyorlar kızım, aman kendinize dikkat edin. Ay canım benim. Orada da bekleniyormuş bir büyük deprem. Evet, orada da Marmara için bekleniyor. Dikkatli olmak lazım, önlem almak lazım. Evet. Burada da artçı sarsıntılar devam ediyor. Hissediyor musunuz? Hissediyor. Bugün akşam iki defa oldu. Oldu oldu. Değil mi? Dün gene öğlen sallandık abiyle, yaylandı. Evet. İşte korkuyuk. Değil mi? Korkuyuk, evet. Çadırda da olunsa korkuyor vatandaş. Korkuyor, yani. Aynen. Görüyoruz onu, değil mi? Aynen. Uygulamaya indirdik yani, sürekli oluyor. Bu da benim oğlum. Uygulamaya. Yani deprem uygulaması. Yani sürekli oluyor. Yani anında buradan takip mi ediyorsunuz? Anında bilgi geliyor. 3.1, 4.1 gibi. Bugün 4.5 oldu, 4.1 oldu. Biz o anda Kahramanmaraş'ta işteydik, akşamüstü. Evet, akşamüstü oldu. Hı-hı. Aynen. Allah korusun diyelim. Sağ ol. Allah'a emanet ol. Hadi sen benim canım. Hadi güle güle. Allah şifa versin. Görüşmek üzere. Sağ olasın. Sağ olasın. Bu alanı, bu arada bir şey dikkatimizi çekiyor. Ne kadar puslu bir hava var gördüğünüz gibi. Enkazlar kaldırılırken inanılmaz bir toz ortaya çıktığı için, bir de sobaların dumanı. Yani şu an bulunduğumuz yerde hava inanılmaz kirli. Aslında herkesin maske takması gerekiyor. Çocuklar var, bebekler var bu alanda. Zaman zaman komandolar da rahatsız oluyorlar yani. Biz yani haberlerden gördüğümüz kadarıyla akciğer rahatsızlığı, enkaz dumanı, karbonmonoksit yaptığı için biz maskelerimizi kullanıyoruz. Evet. Şimdi ben de yayın esnasında hani yürüyoruz, konuşmakta zorluk çekiyorum maske takarken. Ama yani onun dışında mutlaka ben de şöyle ağzımızı burnumuzu kapatmaya çalışıyorum. O erzak dağıtılan yerlerde ihtiyaç sahibine maske de dağıtıyorsun. Verir, herkes verir. Tabii tabii. Ama bakıyorum da çok takan yok. Yani var ama çok öyle maske takan da yok. Keşke bu konuda daha çok uyarı yapılsa. Burada her türlü uyarıyı AFAD şu yönetim binasından anonslarla bak, yapıyor, bildiriyor. Şuraya gösterin bak, ışıkların olduğu yeri Doğukan. Bakın şimdi size o pusu göstereceğim, o havanın durumunu göstereceğim size. İnanılmaz kirli bir hava var. Gün içinde zaten enkazlar kaldırılırken toz kalkıyor her bir noktada. Bir yandan işte sobalar yanıyor, sobaların dumanı. İnsanın... Gerçekten etkileniyor insan ya. Genzini, burnunu yakan bir hava var. Yani inanın çok etkileniyor insan. Yani bu konuda bilmiyorum daha nasıl bir önlem alınabilir? Sadece maske takmak yeterli midir? Acaba soba yerine ısıtıcıya mı geçilmeli çadırlarda? Şu an her çadırdan duman yükseliyor. Soba yanıyor şöyle. Bakın göstereyim. Hemen hemen her çadırda
soba yanıyor. Yani göz gözü neredeyse görmüyor. Sobanın dumanı bakın. Bir yandan enkazların yarattığı o toz. Yani dolayısıyla inanılmaz bir hava kirliliği var bölgede. Onu belirttim. İnanın gözüm yanıyor. Burnum, genzim. Yani günlerdir zaten enkazlar kaldırılırken bunu da daha önce söylemiştik. Neyse ki mesela bulunduğumuz bu yer enkazlara uzak bir yer. Dışarıyı da gösterelim size şöyle. Kameraman arkadaşım Doğukan Yıldırım'la beraber Kahramanmaraş'ın nabzını tutuyoruz. Sokakları, çadır kentleri, depremzedelerin son durumunu anlatıyoruz. 23 gündür an be an aktarıyoruz. Çalışanlar, görevliler var bakın. Şimdi Nizamiye'den. Şöyle geçiyoruz. Bir itfaiye aracı bekliyor burada. Ne olur ne olmaz. Çünkü çadırlarda yani yangın çıkabilir. Jandarmalar, askerler burada hani göz açtırmıyor bu konuda. Sürekli zaten devriye halindeler. Bakıyorlar çadırlara, sobalara, yangın riskine karşı. Şu anda Okan da öksürüyor açıkçası. Gerçekten çok ağır, çok böyle kirli bir hava var. Onlar bakıyorlar sürekli bir yangın çıkar ihtimaline karşı. Bir an itfaiye aracı da burada bekliyor zaten. Hani herhangi bir... Çadırlarda yangınlıkları dağıtılıyor. Dağıtıldı tabii. O bir kere iki kere işte böyle bir yoğun duman çıkmasından ötürü sonra bir sonraki gün tedbirler hemen alındı. Yapıldı yani. Yangın tüpleri dağıtılmış. Yani işte bakın burası Kahramanmaraş Fuar Merkezi. İki tane itfaiye aracı kapıda bekliyor. Oluşabilecek her türlü olumsuz bir duruma karşı, bir yangına karşı. Karşıya geçelim, dükkan açılmış. Evet, ilk zamanda. Kapalıydı. Şu BP kapalıydı, OPET kapalıydı burası. Şöyle karşıya geçelim bakın. Hemen Fuar Merkezi'nin karşısına geçeceğiz şimdi. Yani Kahramanmaraş'la, şimdi size Hatay'ı karşılaştırayım. Çünkü daha bu sabah Hatay'daydım. Bir haftadır Hatay'ın da nabzını tutuyoruz. Kahramanmaraş'ta işler biraz daha hızlı ilerliyor. Yani enkazlar kaldırıldı. Yani hepsi kaldırılmadı ama büyük oranda mesela Kahramanmaraş'ta enkazlar kaldırılmış. Bugün onu gördüm. Bir haftadır Hatay'dayım. Bir hafta önce buradaydım. Şimdi onun karşılaştırmasını yaparsam burada biraz daha hızlı ilerliyor işler. Karanlık sokaklar var elbette. Hule, ama bir soru sormak mesela istiyorum sana. Sesim ışıklar, geliyor lambalar mu? Da var. Mesela şu an şu dükkan açılmış. Evet, geliyor Tam Semiha. Tam da bu yangın önlemlerinden bahsediyorken yangın tüpleri her çadıra mı dağıtılmış yoksa orada bekleyen askerde mi var hazır? Soralım onu. Ben çadırlara dağıtıldı diye biliyorum ama şimdi bir trafik akışı var. Hemen soracağım, karşıya geçeceğim şimdi. Karşıdan karşıya geçiyoruz. Ha, size sorayım. Bu yangın tüpleri her çadırda var mı yoksa sadece sizlerde mi var? Yani askerde, poliste? Evet, yangın tüpleri her çadır bölgesinde var. Her çadırın içinde yani var. Her çadırın içinde yok ama her çadır bölgesinde. Bizim kendi kontrol noktalarımız var. Kontrol noktalarında var. Asker orada nöbet tuttuğu süre boyunca herhangi bir kıvılcımda alev almadan, alev büyümeden hemen müdahale ediyoruz. Ama işte geçen de yangın çıkmış, büyümüş. Onu büyümeden söndürdük. Her çadırda olsa olmuyor mu? Ya tabii ki daha iyi olur ama şu an böyle kontrol noktaları altında elimizden geleni yapıyoruz. Ben sanki duydum her çadıra dağıtıldı diye bir şey duymuştum ama her çadıra ya, dağıtılmış. Belli noktalarda var. Bazı olan çadırların... Tabii, ben de öyle ya. Belli ya, noktalarda öyle çadır değildir. Ben de öyle sanmıyorum ama belli noktalarda vardır yani. Dün o yukarıda çöp konteynerin yanında vardı. Ortada fuar, o dağıtım merkezi gezdik ya. Biraz önce toplu malzeme orada var, önlemler. Ama her çadırda değil mi? Yani şimdi peki. Ama dışarıda da iki tane itfaiye bekliyor yani hemen yangına müdahale etmek için. Şimdi burada bakın ışıklar var. Lambaları görüyorsunuz, yanıyor. Şu an burası enkazların olduğu yerden daha uzakta bir yerde. Tamam, biz şöyle geçelim. Doğukan, açıkçası şaşırdım. Hediyelik dondurma yazıyor. Mesela bu esnaf açık. Merak ettim, bir uğramak istiyorum. Yani hayat, yani az az da olsa böyle vatandaş, esnaf özellikle dükkan açmış mesela, şaşırdım. Şöyle bir gireyim. Gelebilir miyim? İyi akşamlar, canlı yayındayız. Gelebilir miyim? Selamlar. Hayırlı akşamlar.
açmışsınız dükkanınızı. Kendi iş yerimizin birini çöktü ama ikinci iş yerimizde memleketimize hizmet vereceğiz. Elimizden geldiği kadar en güzellerini yapmaya çalışacağız. Hı hı. Tekrar ayağa kaldıracağız inşallah. İnşallah. Canla başla buradayız inşallah. Evet. İki mağazanız vardı. Birisi çöktü. Evet, 600 metre ileride. 600 metre ileride. Evet. Burada bir hasar yoktu, açtınız. Evet, burası. Konteyner burası. Burada devam ediyoruz ustamla. Ne satıyorsunuz? Ne var burada? Tatlımız var, dondurmamız var, çöreğimiz var, sucuğumuz, tarkanamız var. Her şeyimiz var Allah'ın izniyle. Samsamız. Maraş'a özgü lezzetler. Maraş'a özgü lezzetlerimizle yeni başlamıştık hayırlısıyla inşallah. Maraş'ta böyle yavaş yavaş açılan dükkanlar var mı o evet, zaman? Evet vardır. Yani? Marketlerimiz, fırınlarımız yavaş yavaş açılmaya başlamıştır bu haftadır. Siz ne zaman açtınız burayı? Bir hafta oldu ablacığım burası. Bir hafta. Evet. Siz ne durumdasınız? Nerede kalıyorsunuz? Eviniz? Çadırda kalıyoruz ablacığımız. Evlerimiz hep yıkıldı yani. Ağır hasarlı. Evlerimize giremiyoruz yani. Hemen karşıdaki çadır kentte kalıyorsunuz. Evet, evet ablacığım. Sabah geliyorsunuz, dükkan açılıyor. Evet, akşam olduğu zaman. Tanışmıştık zaten. Tek kişilik çadır vardı. İsmail bebeğin orada. Evet. İsmail bebek sizi hala unutmadı, bekliyor. Ben ona götürdüm ama tabancayı, su tabancasını. Çok şükür, maşallah. Verdik. Bugün de görüştüm ben İsmail'le. Teşekkür ediyoruz, aynen. Çok teşekkür ediyorum. Peki siz bir hafta önce açtınız. Ürünler geliyor. Herhangi bir tedarikte sıkıntı yok o zaman. Doğru mu? Yok Allah'a şükür. İş yerlerimiz de açıldı. Öbür üretim fabrikalarımız da açıldı. Yavaş yavaş hepsi geliyor ablacığım. Çay ikram edelim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Yöresel ürünlerden. Yöresel ürünlerse pek işler nasıl gidiyor diye sorayım. Şöyle Doğuk Hanım gösterdi ablacığım. İşlerimiz güzel hamdolsun yani. Biz gayretle, sabırla hepsini açacağımıza inanıyoruz. Yani bu inancımız var. Memleketimizi tekrar ayağa kaldıracağız. Bura bizim vatanımız. Yani elbette. Burayı terk etme gibi bir lüksümüz yok. Elbette. Onun için de karınçak kaderince olan herkes tutacak ucundan. Hı-hı. Biz de öyle yapıyoruz. Siz nerede kalıyorsunuz? Benim dükkanımda kalıyorum ben şu anda. Burada. Burada mı kalıyorsunuz? Evet. Dükkanımda kalıyorum. Eviniz ne durumda abicim? Aileniz nasıl? Evimiz hasarlı. Ailemin bir kısmı çocuklarımın yanına gitti dışarı. Nereye? Hangi şehre? İstanbul'a gittiler. İstanbul'a gittiler. Evet. Diğer... İşte burada tutunmaya çalıştık. Aynen öyle. Peki biraz böyle dükkanı açtınız. Bir tık böyle bir moral oldu mu bilmiyorum. Tabii hani. Tabii ki biz heyecanla yani şey yapacağız. Çünkü önünle ölünmüyor. Hayat devam ediyor. Elbette de bu şehrin bize ihtiyacı var. Elbette daha da iyiye taşıyacağız. Daha da güzel olacağına inanıyorum. Peki. Bunun için gayret gösteriyoruz. Depremzedeler yani bilmiyorum yardımcı oluyor musunuz vatandaşlara? Tabii ki. Yani şimdi biz... İkram konusu, indirim konusu. Kesinlikle. Bazen yani birçok yerde duyduğumuz şeyler var. Mesela hoş olmayan şeyler var. Fırsatçılar var. Evet, evet. Biz bunlara gerçekten üzülüyoruz ve bize yakıştırmalarına da üzülüyoruz. Yani burada parası olsun, olmasın, az olsun ama buraya geleni biz muhakkak geri çevirmek istemiyoruz. Yani ne almak istiyorsa muhakkak söylüyorum yani. Ola ki parası olmayabilir, yetmeyebilir. Yani bu zaten zor durumda. Kesinlikle. Zaten biz de bunları yaşayarak geldiğimiz için onun halinden ancak biz anlarız düşüncesiyle. Ben esnaf da dükkanı açmış ama esnafın da kolu kanadı kırık. Evet. İşte bak abim sen misin bu dükkanın sahibi? Ha sizsiniz. Evet. Mesela abimin de evi yıkılmış, burada kalıyorum diyor. Bilmiyorum nerede kalıyorsun abi şu içer. Nerede yatıyor? Tek yorgan burada. Buraya seriyoruz sobanın önüne. Burada yorgan. Şuraya seriyoruz. Hı-hı. Vatandaş tık tık yapıyor. Sabah 3'te bile gelse açıyoruz ihtiyacı ne varsa. Bir de mesela kardeşimiz geldi. Hı-hı. Ne zaman bıraksın şarjını? Onda bırakmıştım. Ne dedi? Sağ donda şarjı bırakmıştım da elektrik yok çadırda. Telefon şarjı, power'da işte. Tamam, tek tek yardımcı oluruz. Sizden de razı olsun. Siz de çadırda kalıyorsunuz evet, biliyorum. Ben de deyim. Görüşmüştük daha önceden oradan biliyorum. Evet. Sen geldin şarjını takacaksın, taktın onu bekliyorsun galiba. Aynen abla. Yani onu bekliyorum. Arkadaşımız değil, akşama kadar 7-8 tane fişimiz var. Hepsi şarj, powerbank, çadır zededen, deprem zededen hepsi burada. Hepsine yardımcı oluruz. Hani yardımımız, ikramımız, şeyimiz hepsi üst düzeyde. Peki saat şimdi kaç oldu merak ettim valla saatten abi. 11 mi 12 mi oldu? Kaç olmuş saat? 23. Şimdi kaçta kapatacaksınız burayı? 2'ye kadar ayaktayız. 2'ye kadar. Mesela dün ben ustam oraya yatmış uyumuştu. Ben de haberleri seyrediyordum. 2:20 geçe bir baktım karşıdan uzman kapıyı vuruyor. Uzman çavuş. Uzman çavuş.
Açtım, buyur komutanım. Onu da uyandırmadım. Baklavasını sardım, dondurmasını koydum, gitti. Ay canım ya. Canı istiyor tabii insanlar. Ya tabii onlar böyle. Onlar bizim için orada bekliyorlar. Biz de onlara hizmet ediyoruz. Işıklarımız açık. Gelince soruyorlar kaçta kapatıyorsunuz. Sabaha kadar burada oturuyorum. Tık tık yapın açarım diyorum. Ay, yapacak bir şey yok. İşte şarja takıyorlar. Evet, vatandaş depremzedeler, çadır kentlikler. Hemen karşıya geçtim zaten. Bu dükkanın içine girdim. Şarja takıyorlar telefonlarına. Yani burada işte esnaf da hayata tutunmaya çalışıyor. Herkes yaralı ama herkesin. Afat, yani uzmanları, herkese evet. Gidiyoruz bu diş tarhana, bu çorbalık tarhana. Bu neymiş bu abicim tarhana, şu? O diş tarhana, çorbalık tarhana. Yöresel bir. Yani bizim tarhana çeşitlerimiz var ama bu şekilde çerez olarak yenen. Aynı zamanda da çorba yapılan, daha çok kırsalda olan, mesela Avşin, Elbistan bu tür kırsallarda olan bir çorba yapma taranası bu. Ama bizimkiler de genelde merkez olanlarda bu tür taranalardan hem cips edip hem de onun çorbalıkları da var. Dondurma da satıyoruz. Tabii ki dondurma da var, tatlı da var. Yani mümkün olan elimizde tedarik edebildiğimiz ürünlerden hepsini burada bulundurup bu depremzedelere ve yardımcı olmak. Aynı zamanda da hayatımızı idame ettirmek. Bütün gayretimiz şeyimiz budur. Sağlam değil mi şu an burası? Kesinlikle sağlam. Bu da bütün depremleri gördü. Ve hiçbir yerinde öyle bir şey yok. Zaten üstünde bina falan yok burada. Yok. Yok. Tamamen konteyner üzerine kuruldu. Pergolleriniz falan var. Yani sağlıklı yani. Hiç odandan bir sıkıntı yok yani. En sağlam yer yani. Yorgunsunuz. Tabii haliyle yani. Şimdi 16-17 saat dükkanında işte bir 6-7 saat falan işte dinlenirsen yeter diyoruz. Yani bir mücadele vereceğiz inşallah. İnşallah. Maraş eski günlerine dönecek. Dönecek inşallah. Bütün deprem bölgeleri. Birilerine şevk olmak istiyoruz. Birilerine heyecan olmak istiyoruz. Evet. Yani bu şekilde davranışlarımızda. Tabii ki yani. Yani dışarıda da durmak, dışarıda iş yapmak. Yani kendi vatanını bırakıp gitmek olmaz yani. Günbirlik günü. Evet. Ne dedin kardeşim? Günbirlik günü ablam. Ben de depremzedeyim. İlk 5 gün enkazlarda çalıştım. Yakınlarımı kaybettim. 5. günden itibaren psikolojimiz bozuldu. Sahaya atıldık. Burada Iğdır Tuzluca Belediye Başkanımızla tanıştık şans eseri. Ne yapıyorsunuz şimdi? Ben şahsi arabamla gönüllü olaraktan ekibe katıldım. Hiçbir destek almadan bütün köylere, ilçelere, zorlu olanlara elimizden geldiği kadar çabaladık, yardım ulaştırdık. Çok mutlu aileleri mutlu ettik. Maşallah. Ve burada Tuzluca Belediye Başkanımız orada sizi izliyor. Orada da selam olsun onlara da. Ekibimize, Tuzluca ekibine çok teşekkür ederiz. 21 kim günden destek belli, oluyorsa gerçekten. 21 günden belli arabada yatıp kalkıyor. Aynı kez daha biz de kendimize bile Allah çadır almadık. Günbirlik günü, el ele verme günü. Elbette Tuzluca öyle. Belediye Başkanımızla tüm Kahramanmaraş'a geçmiş. Herkese selam olsun, geçmiş sağ olsun. Olsun. Çok sağ olun, hayırlı geceler. Sağ olun efendim. İnşallah geliriz yine. Sağ olun. Hadi bakalım. Doğukan Yıldırım'la beraber Kahramanmaraş sokaklarındayız. An be an. Deprem bölgesini size anlatıyoruz, aktarıyoruz. Burada benzin istasyonları var, açıldı. Ya ilk gün inanılmazdı buralar. Benzin kuyruğu vardı, yakıt kuyruğu vardı. Benzin ve yakıt tükenmişti. Bölgede gerçekten çok ciddi bir sorun vardı. Ama şimdi benzin istasyonları da işlemeye başladı. Yakıt konusunda bir sıkıntı gözlemlemiyorum. Onu söyleyeyim size. Şöyle aman bayağı bir buralar çok çok ıssızdı. Şimdi hareketliliği görüyorum yani. Ben bir haftadır burada yoktum. Hatay'daydım. Şimdi o bir hafta önce bıraktığım Maraş'la ya şimdi bulduğum Maraş arasında fark var. Burada sanki daha hızlı işler ilerliyor gibi. Bugün enkazlara da baktığımızda o enkazlar büyük oranda toplanmıştı. Ama Hatay için böyle söyleyemem. Hatay'da yani enkazlar o kadar çok ki yıkılan bina o kadar çok ki enkaz kaldırma çalışmalarının yani aylarca sürebileceği söyleniyor Hatay Antakya için. Tabii orada yıkım çok çok daha fazla. Binlerce bina yıkıldı. Binlerce kişi betonların altında kaldı ne yazık ki. Kahramanmaraş'ta ara sokaklarda yıkılan binaların enkazların olduğu sokaklarda elektrik yok. Yine karanlık pek çok nokta. Yani size şurayı gösteriyorum, bu Kahramanmaraş'ın genelini anlatmıyor. Bunu söyleyeyim size. Yani şu an sadece ben fuar merkezinin önünde olduğum için şu an bu noktayı size gösteriyorum ama yani bin bina tamamen yıkıldı.
Diğer bütün binalar neredeyse hasarlı, kısmi yıkılmış vaziyette. Dolayısıyla oralarda daha böyle işte Azerbaycan Bulvarı, Trabzon Caddesi, oralara gidip baktığınız zaman o karanlığı görüyorsunuz. Ama enkazlar burada daha biraz daha hızlı kaldırılıyor Kahramanmaraş'ta. Bunu gözlemledim bugün. Evet, Kahramanmaraş fuar merkezine bir kez daha giriyoruz. Gece ilerliyor, saat ilerliyor. Ekiplerin devriyesi oluyor. Çalışanları görüyoruz. Nizamiye'deyiz şu an. Bakın bu alan. Hemen ileride yine gönüllüler var. AFAD çalışanları var. Ve aynı zamanda şu ileride de sağlık çadırı var. UNKE'nin çadırı var. Bir de orayı size gösterelim bakın. Burada çeşme var. Vatandaşlar burada şu an yok ama gelip bulaşık yıkayanlar vardı. Evet, askerler, jandarmalar, polisler. Onlar da nöbetteler. Burada tencereler görüyorum. Yemek kaynıyor, yemek yapılan yer. Hemen bakın burada UMKE'nin çadırı var, sağlık çadırı. Yine gönüllülerin, Sağlık Bakanlığı'nın, AFAD'ın çadırı var. Her bir noktada askerler var bakın. Şöyle zoom girelim, Doğukan Yıldırım. Her bir noktadalar. Onlar buranın güvenliğini sağlıyorlar. Onlar nöbet tutuyorlar, devriyedeler. Gördüğünüz gibi. UMKE çadırına şöyle müsait olmayabilir. Orayı da göstermiş olduk. Evet, şöyle ilerleyelim. Burası büyük bir alan. İçeride hastalar vardı, o yüzden tekrar döneyim UMKE çadırının içine girmeden. Tekrar dön. Burası neresi arkadaşlar? Ha, belediyeler burada. Aşevi. Ne yapıyorsunuz şu an? İçeride yemek yapıyoruz. Şu an ne kaynıyor içeride? Çorba. İçeride evet, çorbanın hazırlığını yapıyoruz. Girebilir miyiz içeriye? Bakalım ha. Orada şöyle gösterelim. Gel. Gel şöyle. Çorba kaynıyor orada. Sabah ne, gece çorbası mı oluyor bu? Gece çorbası oluyor. Yani böyle gelen, dışarıda kalanlar çok oluyor buraya. Geliyorlar, çorba soruyorlar. Biz de gece saat 12 ile işte 1-2'ye kadar ikram etmeye çalışıyoruz yani. Tabii insanın karnı kazınabiliyor. Evet, evet, çok gelen giden oluyor. Hazırlığımızı yapıyoruz. Gündüzde zaten yaklaşık 1200 kişilik de yemek dağıtıyoruz. Kavurma, pilav. Evet, gece çorbası şu an kaynıyor. Bir daha gösterelim de Okan oradan. Bakın şu an mercimek mi o? Mercimek, süzme mercimek çorbası. Mercimek çorbasını yapmışlar herhalde. Daha pişiyor yani. Yani yaklaşık bir yarım saatlik işi kaldı. Yarım saat sonra hazır olur inşallah. Evet. Elinize sağlık. Teşekkür ederiz. İyi yayınlar size. Çok sağ olun. Gönülden, yürekten gelen belediyeler, gönüllüler, STK'lar, dernekler, devlet kurumları, deprem bölgelerinde vatandaşın yarasına merhem olmak için. Burada büyük bir dayanışma var gerçekten. Ama tabii bu dayanışmanın, bu desteğin kesilmemesi gerekiyor. Onun da altını çizelim. Yani böyle benim de böyle yüreğim bir tedirgin oluyor. Sanki böyle buraya tamam yardımlar, destekler geliyor ama hani bir iki hafta sonra unutulacak veya yardımlar kesilecek gibi bir tedirgin olmuyor değilim. Aman ne olursunuz buradan seslenelim yardımseverlere, vatandaşlara, gönüllülere. Burada yani daha epey bir zaman var buraların yeniden onarılması, yeniden hayatın eskiye dönmesi. Kimse eskisi gibi olmayacak tabii ki. Yani hani insanların yaraları var, kayıpları var ama şimdi daha bir zamana ihtiyaç var bu yaraların sarılması için. Bu zamana ihtiyaç var. Yani o yüzden desteğin daim olması gerekiyor. Buraya ihtimamın daim olması gerekiyor. Onu da söyleyelim. Buradan bizi izleyen vatandaşlarımıza, gönüllülere, unutulmasın deprem bölgeleri. Şu an bu yayınımızı Kahramanmaraş'tan yapıyoruz. Bu arada bayağı bir sessizleşmiş. Vatandaşlar çadırlarına girmişler. Bakın çok hareketliydi aslında. Yarım saat öncesine kadar buralar. Ama çoğu vatandaş, çoğu depremzede çadırlarına girmişler. Şu an sobalar yanıyor. O sobadan çıkan duman ciddi anlamda etkiliyor havayı. Şu an sessizlik var, ıssızlaşmış burası. Artık
depremzedeler çadırlarına girmişler. Tabii gece 12'ye geliyor. Uyuyacaklar, dinlenecekler. Şu an hareketlilik yerini sessizliğe bırakmış. İyi geceler. Nasılsınız? İyi misiniz? Ha canım benim. 228 numaralı çadır. Evet. Ne söylemek istersiniz? Bir isteğiniz, talebiniz var mı? Sesinizi duyurmak istedim. Allah atma işte bir konteynere geçebilirsek. Ha. Bu da biraz zor oluyor. Banyo yok, bir şey yok. Yedi kişi kalıyor bu çadırda. Konteynere geçmek istiyoruz. Konteynere geçmek istiyoruz abla. Vallahi çok zor durumdayız. Banyo yok, bir şey yok. Aynı şey gibi yaşıyoruz yani. Uykuya mı? Yok, abdest aldım geldim şimdi. Camiden geliyorum. Namaz kılacağım inşallah. Allah kabul etsin. İşten geldim şimdi. Çalışıyorsun. Çalışıyorum evet. Ben. Nerede çalışıyorsun? 12 Şubat Belediyesi'nde çalışıyorum. Ha, belediyede çalışıyorsun. Evet. Ama işte burada... Çadır dahi çok zor yaşamış. Çok zor. Ha, aynen öyle. Tabii ki. Bir an önce konteynere geçiyor. Bir an önce işte konteyner gene buna göre iyi yani, olur. Evet. İyi olur. Bir nebze olsa daha iyi olur. Evet, tabii evet. Yani. Aynen çadır inşallah. İnşallah. Vatandaşın, depremzedelerin en büyük isteği bu. En azından konteyner olur. En azından, evet. En azından. Biraz daha şey olur yani. Evet, inşallah. İnşallah. Peki abicim, tutmayayım. İyi geceler diliyorum. İyi geceler, diliyorum. Sağ olun. İyi istirahatler diliyorum. Allah vatana millete zeval vermesin. Amin. Gene devletimiz yanımızda. Çok şükür. Evet, peki abi. Ha, oldu, sağ olun. Çok sağ olun. Çok sağ olasın. İyi geceler abi. İyi geceler. Sağ olasın. Evet, şimdi bayağı bir sessizleşiyor. Çok da böyle ses de çıkartmak istemiyorum aslında. Semiha Şahin, Kahramanmaraş'ta fuar merkezine kurulan çadır kentteki son durumu, Kahramanmaraş sokaklarındaki son durumu anlattık size diyelim. Sözü şimdi size bırakalım Semiha Şahin.